Hocam nasıl 100 alacağım? Yani hedefim çok yüksek. 100 almak istiyorum. Tunguç, gerçekten yazılıdan 100 almak istiyor musun? Evet istiyorum hocam. O zaman yazılıyı kopartmak istiyorsan, yani süper başarı elde etmek istiyorsan sana süper taktikler vereceğiz. Birincisi K harfiyle başlıyoruz. Konuları listelemen lazım Tonguç. Yani yazılıda çıkacak konuları WhatsApp gruplarından veyahut da arkadaşlarından veyahut da hocaya soraktan öğrenmen lazım. Arkadaşlar salı günkü sınavın konularını öğrenebilir miyim dediğin zaman, yani sadece konuları öğrendiğin zaman bile 5 puan kazanırsın sınavda. Gerçekten konuları bilerek sınava girmek bile sana 100 verdiğinden bir sınavda 5 puan kazandırır. 5 puan aldın mı? Bak daha hiç çalışmadın. Yetmez hocam, daha 95 puan. Evet daha 95 puan ama hiçbir şey yapmasan bile birincisi konuları bilmek çok önemli. Çünkü neye çalışacağını bilmeyen bir öğrenci tüm konulara çalışır veyahut da çalışmaktan vazgeçer veyahut da konuları çok zor zanneder ve baştan moralman düşük başlar. Dolayısıyla en baştan konuları listelemelisin. İkincisi, ortamını çalışmaya uygun hale getirmen lazım Tonguç'um. Yani dağınık bir ortamda çalıştığın zaman ister istemez ne çalışasın gelir ne böyle işte okuduklarını tam net anlayabilirsin. İster istemez beynin paramparça olur. Mesela şöyle düşün, şu kalemde şöyle masanın üstüne koyuyorum bak şimdi. Şöyle çalışma programı koyuyorum. İşte yazılıya çalışacaksın, önüne yazı notlarını koyduk. Hepsi hazır. Şu anda şöyle böyle çalışılmaz ama eğer masanın üstü bu kadar dağınık değil de şöyle biraz daha düzgün bir şekilde duruyor. Tamam, şöyle kaldıralım. Oh be, içim aşıldı. Bak sadece yazılı notlarım var ve kalemim var. Bak şu anda adeta çalışmaya başlasın gelmiyor mu? Hı? Evet gerçekten. Notlarım hazır, konuları da öğrendim, her şey düzgün deyip çalışmaya başlayabilirsin. Dolayısıyla Tonguç'um ortamını düzenli hale getirmek bile sana yine bir 5 puan kazandırır. Kaç puan etti şu anda? Oha 10 puan oldu hocam. Eğer bu ikisini yapmazsan... Daha 90 puan var hocam. Daha 90 puan var ama önemli değil. Bak şimdi. Eğer bu ikisini yapmazsan bir kere en fazla 90 alırsın Tonguç'um. Yani dağınık bir yerde çalışırsan 5 puan kaybettin. Konuları bilmeden çalışırsan 5 puan kaybettin. Devam ediyoruz. Plan yapmak Tonguç'um. Plan yapmak da çok çok önemli. Plan yapmak da sana en az 20 puan kazandırır. Bu ne demek biliyor musun? Yani hangi konuya çalışacağım? Önce hangi konuyu öğreneceğim? Kimlerle çalışacağım ve hangi kaynaklardan çalışacağım? Yani hoca sana diyelim ki notlarını verdim ama sen yazı notları da önüne aldın, çalışıyorsun. Ve bununla alakalı soru çözmen lazım. Matematik böyle bak formülleri yaz yetmiyor. Yazıda buradan sorulur demiş ama senin mutlaka bu konuyla alakalı örnekler, problemler çözmen lazım. Veya fende veya Türkçe'de bol bol paragraf sorusu çözmen lazım. İşte planlı bir şekilde çalışmak da sana 20 puan kazandı. Kaç puan etti Tonguç'um? Hocam ya 30 puan etti. 30 puan etti. Hala 70 puan var. Hala 70 puan var. Ve şimdi geliyoruz en önemli kısma. Anla ve uygula. Burada alacağın puan ise 50 puan Tonguç'um. Yani sen burada planı yaptın. Çalışmalarını yapmak için ortamını düzenledin. Konularını da biliyorsun. Açacaksın yazı notlarını veya işte sana hocanın verdiği notları. Başlayacaksın. Artık anlamaya başlıyorsun. Yani ne yapıyorsun? Diyorsun ki enerji dönüşümü ve çevre bilimiyle alakalı kavramlar bunlarmış. Yazılı çıkan kısımlar bunlarmış. Çok güzel bir şekilde toparladın. Ve ardından da net bir şekilde basit makineler, enerji dönüşümü konuları öğrendim diyorsun. Ve artık da uyguluyorsun. Yani uygulama kısmımız bol soru çözmen lazım. Bak, anlama kısmı, konu anlatma kısmı, KA derler yani konu anlatımı. Uygula kısmı ise anla ve uygula da soru çözme kısmı. Burası anla virgül uygula olacak. Dolayısıyla şu anda kaç puan ulaştı Tonguç'um? Hocam 80 puan oldu. Evet bu kadarını yapsan 80 puan alırsın. Ama biz daha fazlasını istiyoruz. Üçüncüsü ve en önemlilerinden bir tanesi de rahatlaman lazım Tonguç'um. Çok ses oluyorum. Çok yorgun bir şekilde sınava girersen, son gece çalışıp girersen böyle aman işte çok yorgunum, açım, uykusuzum, stresliyim. Sesinden soru kaybediyorum bak, hocam. Bu şekilde çok yorgun bir şekilde sınava girersen de ister istemez maalesef bir 10 puan kaybedersin Tonguç'um. Dolayısıyla düzgün, sağlıklı, beyninin yerinde olduğu, aç değil, tok, suyunu içmişsin, her şeyin düzgün bir şekilde girmek sana 10 puan fazla kazandırır. Yani sen 80 alacağın sınavdan bu sayede 90 alırsın. 90 alacağın sınavdan 100 alırsın. Tabii ki en önemli kısım 50 puan kazandıran kısım soru çözmek ve konu anlatımı yapmak. Ama senin hedefin 50 değil ki. Senin hedefin 70 değil ki. Senin hedefin 100. Dolayısıyla sınavdan bir gün önce değil de sınavdan birkaç gün önce çalışıp sınavdan önceki günde de çok fazla yüklenmeyip rahat bir şekilde çalışmak ve sınava çok yorgun gözlerle, uykulu gözlerle değil de düzgün bir şekilde, sağlıklı bir şekilde girmekte sana 10 puan kazandır. Ve son kısma geliyoruz, tekrar etmek. Bak Tonguç, sınavdan bir gece önce mesela İngilizce gibi, fizik gibi, işte ne bileyim fizik demeyelim de mesela ne olabilir, böyle fen bilgisi gibi biraz daha bilgiye dayalı veyahut da tarih gibi bilgiye dayalı derslere çalışmanın faydası var. Ama matematik gibi, Türkçe gibi biraz daha genel, biraz daha soyut, biraz daha anlamaya, yorumlamaya ve analiz etmeye yönelik dersleri son gece çalıştığın zaman toparla. Mesela son gece oturup problemleri öğrenemezsin. Son gece oturup karekök sayıları öğrenemezsin. Dolayısıyla sınavdan birkaç gün önce başlayıp çalışmaya ve sınavdan önceki günde tekrar edersen bu da sana son 10 puanı kazandırır ve 100'e ulaşırsın. Demek hocam ki, çok teşekkür ederim. Gerçekten toplam 100 oldu hocam. Toplam 100 oldu. Demek ki tekrar etmeden girdiğin sınavlarda maalesef 90'a düşüyor. Veyahut da yorgun girdiğin sınavlarda maalesef 80'e düşüyor. Eğer çalışmadıysan ve soru çözmediysen zaten kafadan artık zayıf notlara gidebiliyorsun. Ve tabii ki de
planlı çalışmak ve aynı zamanda ortamın düzgün olması ve konuları listelemek de seni toplamda 100 puan ulaştırıyor. Şimdiden sınavlarına başarılar diliyorum. Koparttınız beni, teşekkür ederim hocam. Evet, koparttım seni. Yazı notlarımız 5. 6. 7. sınıfta da senin için hazır. Bunlar da senin zaten üzerinde gördüğün gibi 100 alman için hazırlandı. 8. sınıfta, 7. sınıfta, 6. sınıfta ve 5. sınıfta. Çok güzelmiş hocam. Bu notlarla çok güzel bir şekilde çalışıp en iyi notlar alacağına eminiz. Hadi bakalım, şimdiden sınavlarına başarılar Tonguç'un. Ödülü sorumuzu yap, yorumlara yolla.